Geliyor, çok iyi. Tamam, harika. Süper. Evet. Öncelikle hoş geldin Serkan. Tekrar merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Süper. Teşekkür ederim. Şimdi bu 20 dakika konseptinde zaten dakikalar belli, sayılı olacak. Bir tane benim böyle bir saatim var. Orada 20 dakika vereceğim sana. Ama hı hı. 20 dakika diye yani strese falan girmeni istemiyorum. Sanki ben de konuşuyormuş gibi lütfen konuş. Çünkü konu çok güzel ve sen de bu işin deneyimini yaşayan bir insansın. Gerçeksin evet. Bir kere. Evet. O yüzden benim için çok, çok değerli şükür. Bu. Harika bir şey. Ya, gerçekten çok güzel. Hı hı. Davetimi kabul ettin. Çok mutluyum. Onu da söyleyeyim hemen. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Bu arada herkese de teşekkür ediyorum burada oldukları için. Bu arada maç varmış bugün. Ben bunu bilmiyordum. Yani hı. Şöyle düşün. Burada biz iki kişi, yalnızca iki kişi bile olsak daha sonradan ben onu YouTube'a koyacağım. Oradan hı-hı. sonra seyrederler isteyenler. O yüzden hı-hı. hani maçın olduğunu bilmediğimiz için hani saati ben bile beceremedim ama önemli olan sen bana anlat. Yani buraya kaç kişi geleceği hiç önemli değil. Oraya takılma. Çünkü bu kalıcı olsun diye YouTube'a koyuyorum. Tamam. İsteyenler oradan seyredecekler. Konu hı-hı. tekrar edeyim hiç bilmeyenlere. Bir baba gözüyle evlat edinmek. Konuğum da sensin Serkan Gizli. 20 dakikanın özelliği şu aslında, ben işte çocuklarına bakan bir babayım, bilmeyenler için hem baba. Burada konuklarımı çağırıyorum, çok değerli konuklar. Onlara da 20 dakika veriyorum. 20 dakika boyunca da olabildiğince susuyorum. Nedeni de şu, konuk gelmiş, niye konuşuyorsun hem baba diyorlar bana. Estağfurullah. Ya o yüzden hani... Şimdi dedin ya hani 20 dakika heyecan yapma. Evet. Sabaha kadar da süre versen ben o heyecanı yapacağım çünkü ilk defa böyle bir olaya katılıyorum. Hiç hani, sorun değil. Yani bir kere kusurumuz canlı... olursa affedin. Yok yok. Kusur falan yok zaten. Bana anlat. Tamam. O yüzden hani öyle canlıymış manlıymış kafana takma. İşte aklına gelen bu konuyla ilgili işte negatif pozitif düşüncelerin işte şu yapsın bu yapsın ne geliyorsa aklına. Çünkü tamam. benim isteğim şu, net olarak da söyleyeyim insanlar da bilsinler. Hı-hı. Sen bir babasın, evlat edinmiş bir babasın. Duygular ya da işte karşılaştığın zorluklar ya da neyse artık pozitifi, negatifi neyse sen gerçek hı-hı. olduğun için çok değerli. Evet. Çünkü benim duyduğum şöyle şeyler var. Biz iki evladım var benim. Etraftan duyduklarım şu. İşte evlat edinmeyle ilgili endişeler oluyor, korkular oluyor. İşte soruyorum mesela. Bugün birkaç tane soru sordum, onları geçeyim istersen. Mesela çevrenizde hiç hı-hı. evlat edinen var mı diye sordum. Hani etrafınızda, hı-hı. siz değil ama etrafınızda var mı? Evet. %42 yani 4 kişi, onda 4 var demiş. Benim hı-hı. yok mesela çevrenizde. Sizi tanıyorum evet. ama uzaktan yani tanıyorum. Bence çok iyi bir oran. Ya şaşırdım mesela yani hı-hı. şaşırdım mesela ben buna. Ama tabii o çevre ne kadar çevre yani mesela belki okulda olsun. Olabilir ama güzel. Sonra dedim ki evlat edinmeyi hiç düşündünüz mü? Hani hiç aklınızdan geçti mi? Öyle bir şey var mı? %67'si evet demiş. Harika. Yani o da çok güzel bir rakam bence. Peki sizce dedim evlat edinme fikrine karşı çıkanlar kadınlar mı erkekler mi? Daha çok oluyor böyle. Hani anneler mi babalar mı gibi. Ben de hep o ister istemez şimdi babayım yani soruyorum. Ama evet. benim takipçilerim genelde kadın. Anneler daha çok hı-hı. takip ediyor. Öyle bir oran var bende. O yüzden cevaplar genelde tabii annelerden geliyor cevap ister istemez. Evet. Ama %69'u erkekler karşı çıkıyor demiş mesela yani kadınlar cevap bile verse kadınlar dememişler. Evet. Ya %70 erkeklerin karşı çıkması aslında büyük bir rakam yani. Demek ki evet. bu işte bir erkeklerde bir böyle bir bariyer var. Bir sıkıntı var. Kadınlar maalesef. Daha pozitif şu anda öyle gözüküyor. Bunlar bir ilk etapta hani bir bize bir şey veriyor. Tam %100 tabii bir şey vermiyor ama hani en azından nedir ne değildir. Bir evet. de bir soru, bir şey var, bir yorum geldi bana. Ben onu da sormak istedim orada. İslami açıdan uygun değil. O yüzden ben koruyucu aile olmayı düşünüyorum demiş biri. Yorum atmış bana. O bir yorum. Hı hı. Kendi düşüncesini açmış. Ben de merak ettim. Yani tamam bu kendi yorumu, saygı. Evet olabilir. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz diye ben sordum. İnsanlara ben sordum. Onlar da bu düşüncenin %80 oranında çok büyük bir kısmı yanlış bir düşünce, haksız bir düşünce olduğunu söylemişler. Bu da mesela beni şaşırttı. Yani bir burada evet. bir İslami açıdan yapmak istemiyorum diyen bir yorum var. Ama %80'i böyle olmamalı. Haksız evet. olduğunu düşünmüş. Doğru veya yanlış. Böyle bir şeyler var elimizde. Elimizde olanlar bunlar. Evet. Ben şimdi 20 dakika vereceğim sana. Tamam. Ama öncesinde bana bir söylemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı bilmiyorum. Sana vereyim. Yok. Yok, hayır. Ha, okey. Teşekkür ederim. Bu 20 dakikada
ben konuşabilirim bu arada. Hiç sıkıntı yapma yani, öyle hani stres falan varsa. Beklerim. Ama ben konuşmazsam daha iyi. Çünkü sen en azından burada şimdi deneyim sahibi olduğu için ben ne kadar seni konuşturabilsem o kadar benim için daha iyi. Tamam. 20 dakika ayarlayayım ben buradan hemen. Şimdi bir dakika, bunu nasıl ayarlıyorduk? Şuradan basıyorduk. Evet, 20 dakikamız böyle başladı. Rahat rahat sen istediğin gibi kullanabilirsin. Tamam. Buyurun Serkan, top sende. Şimdi az önce söylediğin gibi insanların kafasında soru işaretleri ve endişeler var. Evet. Biz de eşimle ilk çıkış noktamız buydu. İnsanların kafasındaki soru işaretlerini ve endişeleri gidermek. Bunun doğal bir süreç olduğunu anlatmak. Bunun için önce o başladı. Arkasından da ben o az önce konuştuğumuz gibi erkeklerdeki o ön yargıyı kırmak adına ben de duygularımı paylaşayım dedim. Öyle başladık yola. İnşallah burada da doğru ifade edebilirim kendimi, insanlara iyi örnek olabiliriz. Edersin merak etme. Evet, hani konunun süreciyle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü Duygu'yla zaten daha önce bununla ilgili bir konuşmanız olmuştu. Ama hani biz bu evlat edinme sürecine girdiğimizde çok fazla bilgiye ulaşamamıştık. Bunun eksikliğini de çok fazla hissetmiştik. Yani kitapları araştırdık, insanlara sorduk. Az önceki %40'lık oranla karşılaşmadık maalesef etrafımızda. O tanıtımda bir sorun vardı. Türkiye'de evlat edinmek kolay mı diye. Aslında o az önceki soru cevapların karşılığı olan şey, insan olduğu her yerde her şey zorlaşabiliyor da kolaylaşabiliyor da. Doğru. Yeter ki insanlar konuya ılımlı yaklaşsın, pozitif yaklaşsın. Yoksa kötüye çalışıyor aklımız maalesef. Hep kötüye yoruyoruz ama iyiye yorarsak güzel şeyler olur. Hani o sevgi, saygı, empati gibi insan değerlere sahip olarak birbirimize yaklaşırsak zaten herkes için her şey en doğal haline gelecek. Şimdi evlat edinmeyle ilgili benim de en başta endişelerim yok muydu? Vardı tabii ki. Ama bu endişeler hani ne diniydi, ne toplumsaldı, ne de aileseldi. Tamamen bir insan olarak, bir insan yetiştirecek baba ünvanına sahip olarak o yeterliliğe sahip miydim, o donanıma sahip miydim? Buna dair endişelerim vardı. Ama o endişeler hani çocuğa sahip olduktan sonra anında gideriliyor. Onu kucağınıza aldıktan sonra, o çocuğun size verdiği gücü hissettikten sonra hepsi gidiyor. Bir de anne baba olabilmek için biyolojik olarak değil, psikolojik olarak da hazır olunması gerektiğine inanıyorum. Hani tıpkı bir araba sürebilmek için ehliyet alıyorsunuz. Ama o ehliyeti alabilmek için de motordan ilk yardıma, trafik işaretlerinden diğer kurallara kadar bir eğitim alıyorsunuz ama bunun dışında asıl önemli olan trafikte, akan trafikteki deneyiminiz. Yoksa bir sınav vesaire, hiçbir bilgi sizi oraya götürmüyor. Ama yaşamla ilgili deneyim, başka yaşamlara olan saygı sizi doğru yola götürüyor diye düşünüyorum ben. Doğru, çok şimdi, güzel. Çünkü Aristoteles'in de dediği gibi yaşam devinimde vardır diyor. Sürekli hareket halinde olacağız ki, pozitif olarak hareket halinde olacağız ki yaşadığımızı hissedelim ve karşı tarafa hissettirebilelim. Çünkü her devinen şey başka devineni de harekete geçiriyor. Doğru. Biz de bu devinim içerisindeyken eşimle tanıştık, karşılaştık ve evlenmeye karar verdik. Tanıştığımızda işte hani evlilik sürecine doğru giderken çocuk sahibi olamayacağımızı doğal yollardan birbirimizle paylaştık. O zaman dedik ki hani tüp bebek deneriz. En fazla ikinciden sonra da evlat ediniriz diye mutabık kaldık, evlendik. Süper. Sonra tüp bebek denemelerine başladık. Dediğim gibi ikinciden sonra evlat edinme sürecine girdik. Ama evlat edindikten sonra anladım ki işte o geceleri 2 saate bir alarm kurmak, çocuğun karnını doyurmak için. Hastalandığında, ateşlendiğinde sabaha kadar başında beklemek, ağladığında, öksürdüğünde, hapşırdığında üzülmek, biyolojik ebeveyn olmakla hiçbir alakası yokmuş. Evet. Yani tamamen o duygu, o emek, o çaba, o duygu bambaşka bir şey. Onu hissettiğin anda biyolojik mi değil mi ortadan kalkıyor. Kalkıyor. Evet. Çünkü ondan sonra şeyi sorguluyorsunuz. Yani bu
sevgi emekten mi geliyor? Emek mi sevgiden geliyor bilmiyorsunuz. O karışıyor artık belli bir yerde. Ama bu çocuğun katıksız, saf bir sevgi olduğunu çok iyi anladım. Yani bunun karşılığı hiçbir ilişkide yok. Hı hı. Şimdi biz bu evlat edinme sürecine girdikten sonra tabii ki ailemiz, kardeşlerimiz, annemiz, babamız hepsi arkamızdaydı. Yanımızdaki eşimiz, dostumuz da en azından bize öyle gözüküyorlardı. Bir sorun yoktu. Ama arada tabii çatlak sesler çıkmıyor muydu? Çıkıyordu. Benim akrabam sayılabilecek çok yakın bir arkadaşım ona işte bu tedavi sürecini anlatırken ya dedi çocuk sahibi olamadığını söylemekten utanmıyor musun diye şaşkınlığını dile getirdi. Hani hiç alınmadım. Bana diyor, aynen böyle söylüyor. Ya utanmıyor musun? Hani çocuğum olmuyor. Ben işte tedavi görüyorum. Demekten utanmıyor musun? Diye şaşkınlıkla hani şey yapmıyor. Rencide edici bir şekilde. Ben de zaten gücenmedim, alınmadım. Hı-hı. Ama ona sadece biyolojik erkekliğin sperm sayısıyla alakalı olmadığını anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Anladığımı bilmiyorum. Daha sonra başka bir arkadaşımla konuştuğumuzda onun da gizliden gizliye tüp bebek denemeleri yaptığını eşiyle paylaştı. Çocuğumuz olmuyor, biz de deniyoruz dedi. Ama ancak ben onunla paylaştıktan sonra paylaşabildi. Hı-hı. Yani insanlar gizliyor değil mi? Strese giriyor. Gizliyor, kapatıyor kendisini, utanıyor, sıkılıyor. Yani biyolojik bir engeli kendi kusurları, eksiklikleri olarak görüyorlar. Düşünüyorlar. Hı-hı. Aynen öyle. Bu da beni onlar adına üzüyor aslında. Şimdi bunda bu insanların böyle davranmasında aile baskısı, çevre baskısı diyenler de çıkıyor. Doğru. Haklı da olabilirler. Ama düşününce o çevre dediğimiz kişiler, sen, ben, o, biziz yani. Evet. Dolayısıyla biz değişime kendimizden başlarsak, doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsek, iyiyi kötüden ayırt etmeye çalışırsak, zaten kendimiz adına en iyi kararı vereceğimize inanıyorum. Evet, doğru. Yani başkalarının söyledikleriyle, kararlarıyla, yönlendirmeleriyle değil de tabii ki onlara da saygı duyarak, sorgulayarak, doğruyu yanlış ayırarak kendi kararlarımızı vermeliyiz diye düşünüyorum. Hı hı. Biz duyguyla evlendiğimizde ve evlat edinme kararı verdiğimizde ben henüz üniversite hayatım bitmemişti. 18 yıllık bir süreç. Hiç üzerine düşmüyordum. Ama çocuğum olduktan sonra bana bir sorumluluk geldi. Yani ben onun geleceğini garanti altına almak, daha iyi şartlar sunmak adına hani üniversiteyi bitireyim, bir diplomam olsun. Mali müşahitlik ruhsatım alayım, bir etiket olsun. Hı-hı. Çünkü kızımın da buna dair ufkunu genişletmek istiyorum. Yani ben babası olarak bir şeyler yapmalıyım ki ondan da bir şeyler yapmasını isteyeyim. Doğru. Ya ben kitap okumadan ona kitap oku diyemem. Doğru. Rol model olayım, değil mi? Aynen öyle. Ben denemeden ona başarmalısın diyemem. Yani bunu yapamam. O sorumluluğu kendimde hissediyorum. Sonra o tabii büyüdükçe başka şeyler, başka ihtiyaçlar, zorunluluklar doğuyor. Yani şimdi gezmeye, yeni yerler keşfetmeye başladık. O zaman gidiyorum gezdiğim yerlerle ilgili hikayeler, efsaneler araştırıyorum. Onları okuyorum, ezberliyorum, hikayeleştiriyorum ve gittiğimiz yerlerde ona anlatıyorum. Bundan çok keyif alıyor, çok mutlu oluyor. Hatta bir keresinde bir gezdik, tozduk, anlattım işte gezdiğimiz yerlerin hikayelerini. Bir kafeye oturduk artık dinleneceğiz. Baba dedi, buranın hikayesi yok mu dedi. Kızım dedi, bura kafe. Buradan bir hikayesi yok. Güzel. Adam borç sanmış, kredi çekmiş, burayı açmış işte. Oranın hikayesi o kadar. Şimdi ben ona bir şeyler öğretmeye çalışırken aslında kendim de öğreniyorum, kendimi de geliştiriyorum. Yani onun keyif almasını izlerken ben de çok keyif alıyorum. Hı-hı. Başka keyif alacak şeyler de buluyorum kendim. Yani bazen diyorum ki Kıvanç mı yakışıklı, ben mi yakışıklıyım diyorum. Tabii ki sen baba diyor. Tabii ben böyle bir gurur duyuyorum, kabarıyorum. Sonra düşünüyorum ya bu Kıvanç diyorum, kumral diyorum. Acaba bu çocuk kumrallardan hoşlanmıyor. Murat Boz mu yakışıklı, ben mi diyorum.
Yine sen deyince tamam emin oluyorum bu sefer. Öyle paslaşıyoruz şimdi aramızda. Süper. Yani bir gün hayatın erkeni bulup karşıma getirdiğinde golü yiyeceğim tabii, o ayrı konu da. Peki hemen giriyorum hiç bilmeyenler için. Kaç senedir birliktesiniz kızınla? Yani hiç bilmiyorlar, seni tanımıyorlar, öyle düşün. Yani evet. Şimdi sen şu güzel bir anı anlattın ama yani kaç senedir babalığı yaşıyorsun, öyle sorayım sana. 9 senedir yaşıyorum. Yani biz kızımızı şanslı kavuştuk ona. Evliliğimizin 3. yılında kavuştuk. Yaşımız da geçmişti. Geç baba olabildik. Ama bu 9 yıl çok dolu dolu geçti. Mükemmel. Onun sayesinde ben kendimi tamamlamaya başladım. Yani onun geleceğini hazırlarken, onun kendisi olması yolunda çabalarken aslında kendi varoluşumu tamamlıyorum ben. Mükemmel. Öyle görüyorum babalığı. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim bana. Bu anlattıklarına hemen kısa bir şey konuşacağım. Sen diyorsun yani babalığı öğreniyorsun, işte o doyumu alıyorsun, biyolojik olma. Biyolojik olsan da, bak biyolojik olsan da, ben şimdi biyolojik, iki kızım da benim biyolojik anlamda olduğu için söyleyeceğim. Evet. Onu sonradan öğreniyorsun. Yani babalar da zaten bu sonradan öğrenilen bir şey. Yani şimdi annenin karnında doğuyor ya. Hani evet. O bizden önce öğreniyor zaten. Ama babalar, sen nasıl sonradan öğrendin diyorsun ya. Ben de sonradan öğrendim bu arada. Doğrudur, yani, doğrudur. Ha, yani öyle ikimiz de aslında bir farkımız yok yani. Sen de benimle aramızda yani o manada hiçbir fark yok. O sonradan öğreniyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ama ben hani evlat edinen bir baba olarak düşüncelerimi paylaşınca hani o cümleler değişiyor. Tabii, tabii. Ama aslında aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Zaten sayfamda da yazmıştım. Bazen de bir çocuk kendi anne babasını doğurur diye. Evet, yani doğru. Dediğim gibi onlar bizi tamamlıyor. Bizim bu yolda ilerlememizi sağlıyor. Olmasalardı bu babalık denen duyguyu tadamayacaktık biz. %100. Evet. Şimdi bunda başta dediğim gibi ailelerimizin de çok büyük katkısı var. Burada izliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdalardı. Evlendiğimizde de, evlat edindiğimizde de. Harika. Şimdi o yüzden bir çocuğun yetişkinliğe yolculuğunda sağlıklı bir aile içerisinde yetişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte başta dediğim gibi koruyucu ailelikte, evlat edinmede hiç fark etmiyor bana göre. Hani bir tanesi nüfusunuzu almadan alıyorsunuz, onunla ilgileniyorsunuz, bitiyorsunuz. Bir tane diğerinde de işte nüfusunuzu alıyorsunuz. Şimdi biz bu evlat edindiğimiz süreçte mahkemede çok stres yaşadım ben. Yani Allah korusun bizim başımıza bir şey gelse ve o çocuk bizim daha nüfusumuza geçmese alınıp sosyal hizmetlere ya da işte başka bir aile inşa bulursa ailesiyle verilecek. Ama bana bir şey olduğunda ve nüfusumdaysa o çocuk benim bütün sosyal haklarımdan faydalanacak. Yani şimdi eskiden o dinen yanlış diyenlerde o zaman böyle şeyler yoktu. Hatta dinen yanlış diyenlerde miras düşmeyeceğini, miras düşen insanların haklarının evlat edinene verileceğinden dolayı bir haksızlık olacağını düşünüyorlar. Ya bunlar maddi şeyler. Din deyince manevi düşünmesi gereken insanlar bu maddi hesapları yaptığında kendileriyle çelişiyor diye düşünüyorum. O yüzden şimdi biz evlat edindiğimizde bunu paylaştığımızda ne kadar büyük sevaba girmişsiniz, ne kadar hayır işlemişsiniz. Ya biz bunu hayır işlemek, sevap işlemek için yapmadık. Ama günah olduğunu düşünerek de bir karar vermedik biz. Evet. Biz tamamen insan duygularla bir insan yetişmesinde payımız olsun. Onun bir tohumdan filize dönüşüp, ağaç olup, kök salıp, dal verip gelişirken onda bir payımız olsun istiyoruz. Onu sulayalım istiyoruz. Süper. Yani o yüzden bu sevap ve günah insanın vicdanında olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Zaten insan vicdansızsa, kötüyse onu hiçbir inanç engelleyemez. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun hiç fark etmiyor. Yeter ki vicdanlı olsun. Vicdanlıysa zaten yok kıza nikah düşer, yok miras, bunlar bir sürü çok, şey çıkıyor. Çok evet, gereksiz evet. şeyler. Çok gereksiz şeyler. Yani bunlar işte tamam Allah'ın söylediklerini kendileri yorumlayıp bize anlatmaya çalışıyorlar ama kırıcı oluyorlar.
Özellikle hadi bizler yetişkiniz ne yaptığımızı biliyoruz ama çocuklar üzerinde çok yanlış etkileri oluyor bunların. Hatta eşim de hep sürekli diyor yani bu evlat edinmeli evlatlık kelimesinde bile çok ince hassas noktalar var. Ya yani insanların söylemlerine dikkat etmeleri daha iyi olur. Burada ben bir şey ekleyeceğim. Sözünü kesme ama. Din anlamında böyle söylenen bir şey var. O din kısmında bence hoşgörü kısmı çok daha önemli olmalı. Yani şimdi bir insan buna karar vermiş. Evet. Yapmak istiyor. Evet. Sen dışarıdaki X kişisi buna karışma. Yani hoşgörü dini olmalı bizim bu dinimiz. Ve sen o hata da yapıyorsa, kişi hata da yapıyorsa o kişinin hatası olacak diye düşünüyorum. Bu da benim kendi kişisel görüşüm. Kesinlikle. O yüzden dışarıdan biri gelip de sen işte böyle yapmamalısın bilmem ne. Yani sen dışarıdaki insan susmalısın gibi geliyor. Benim görüşümü söylemek istedim. Konuşsunlar ama konuşurken başka şeyleri de sorgulasınlar. Yani tamam evlat edinmede bu İslam dinine göre yanlış olan şeyler var. Ama dönüp evlat edinmeyen biyolojik ailelerde de bu yanlışlıklarla karşılaşılıyor. Doğru. O zaman hangisi doğru hangisi yanlış? Evet. Yani bunlar çok gereksiz tartışmalar. İşte evet zorluyor bu da insanları. Evet. Benim en üzüldüğüm kişisel olarak da iki kişi var bu işi yapmak isteyen bir aile. Bir tanesi istiyor, bir tanesi istemiyorsa o çok üzücü işte. Bence en acı olan anne, da o. Anne babalar arasında diyorsun. Yani şimdi ben öyle görüyorum. Kesinlikle. Şimdi doğurganlığı, üremeyi kadınlık ve erkeklik olarak görenler bu erkeklerde biraz daha ağır basıyor. Yani az önce söylediğim gibi kendi arkadaşım, akrabam sayılacak kişi utanmıyor musun bununla? Ya utanacak ne var? Yani bu tamamen o kişinin donanımıyla alakalı bir şey diye düşünüyorlar. Çok basit düşünüyorlar. At gözlüğünü takmışlar. Budur. Ya, o at gözlüğünü çıkarıp geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Hani bunu yapan ne ilk biziz ne sonuz ama bunun daha çok konuşulmasını, daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Daha rahat konuşulsun. İnsanlar daha rahat karar versin. Eşim bu işe girdikten sonra birçok kişiden mesaj aldı, paylaştı zaten. Artık daha rahat olabiliyorlar. Yani senin de başta ilk verdiğin %47'lik oranla da çok sevindim. Bu hiç fark etmez. Siz gidip belli bir mecrada sormadınız bunu. Burada sosyal medyada sordunuz. Evet. Bence çok iyi bir oran. Evet. Ve biz işte tüm bu dini sorgulamalardan, toplumsal sorgulamalardan bağımsız kızımıza bunun normal bir süreç olduğunu anlatıyoruz. Bu tip insanların çıkabileceğini anlatıyoruz. Sizde her şey açık olması çok önemli değil mi? Her şey biliyor değil mi? Yani sonuçta başından beri de biliyor. Süper. Aynen öyle. Yani onu sorgulamaya, nasıl doğduğumu sorgulamaya başladığından beri biliyor ve bu süreci normalleştirdi. Aksine bununla ilgili olumsuz ya da olumsuz demeyeyim de şaşıranlar olduğunda kendisi şaşırıyor. Ya bunda ne var ki diyor. Ben de diyor evlat edinildim diyor. Gayet bir doğal bir süreç. Evet burada da şöyle bir durum var. Yani saklayan kısım aslında hata yapıyor. Ben öyle dışarıdan görüyorum. Bilmiyorum sen içindesin. Yani aileler mesela atıyorum bir şekilde evlat edinmişler. Ama onu saklıyorlar çocuktan mesela. Aman söylemeyelim falan. Bence orada bir hata var. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? Yanlış mı düşünüyorum? Tabii yani bunun da örnekleri çok fazla. Travmatik sonuçları olabiliyor. Çocuk yanında büyüdü, aileye öfke besleyebiliyor. Kendisini istemeyen aileye öfke besleyebiliyor. Hı-hı. Bu fiziksel şiddete kadar varabiliyor. Bunlar kötü şeyler. Yani bu olmuş bir şey. Bunu saklamanın, gizlemenin hiçbir anlamı yok. Başından beri açık olmalı. Aynen öyle. Sen biliyorsun. En başta bunu sen biliyorsun. Kimden saklayacaksın? Yani o çocuğa her baktığında, her gördüğünde bunu hatırlayacaksın. Kaldı ki yani ben duygusal bir insanım. Kolay dağılırım. Ama artık ağlamalarımın nedeni değişti. Ya ben burada kızımı ödev yaparken, piyanosunu çalarken, oyun oynarken izlediğimde daha ağlayabiliyorum. Yani bu benim için çok çok güzel duygular. Bundan ne utanıyorum, ne sıkılıyorum. Evlat edindiğimden de utanmıyorum. Ağladığımdan da utanmıyorum. Camı açıp seviyorum lan diye bağırmaktan da utanmıyorum. Seviyorum çünkü. Evet. Bunu herkesin yaşamasını dilerim. Açık ve net söyleyeyim. Kesinlikle. İşte bu ön yargıların ya da ne bileyim karışanların karışacaklar. Yani herkese susun diyecek hakkımız yok. Ama kesinlikle. İnsanlar isteyenlere
dinlemem, yani duymamalarını, yani tamam o karşılıklı bir şey söyleyecek. Olmaz diyecek. Bilmem ne olacak diyecek. İşte miraslar zart diyecek. İşte nedenler, milyon tane neden sayacaklar. İşte dini neden sayacak, miras diyecek, öbür aile gelecek diyecek. Negatif bir sürü şey çıkartırlar yani. Bin tane şey çıkartırlar. Evet. Ama isteyen kişi, sen isteyensin, istemişsin, yapmışsın. Bunları dinlememesi gerektiğini, yani yanlışıyla, doğrusuyla, biz iki kişiyiz eşimle birlikte. Biz buna karar verdik ve sonuna kadar da karar devam edeceğiz demesi lazım. Bu arada 20 dakika doldu. Sen toparla lütfen. Ben çünkü yine konuşmaya aldım. Sana yine top veriyorum. Tamam. Sonlarına doğru toparlarsan çok mutlu olurum. Süper gidiyor bu arada. Çok güzel şeyler söyledin. Harikasın. Devam edelim. Teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyebilirim. Evlat sahibi olmak isteyenler için evlat edinmenin de bir doğum şekli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani insanlar bunu da akıllarının bir tarafında yazsınlar, unutmasınlar. Çünkü o biz tüp bebek sürecini yaşadık. Çok yorucu, yıpratıcı. Hem erkek için hem kadın için yıpratıcı süreçler. Tabii ki deneyebilirler. Biz de çünkü bilmiyorduk bu duyguyu ve önce onu denemek istedik. Ama onu yaşadıktan sonra ve evlat edindikten sonra gördük ki hepsi boşunaymış. Yani bu da çok güzel bir duygu. Hiçbir farkı yok. Kızımız da mutluyuz. Allah herkese nasip etsin istiyorum. Her isteyene nasip etsin inşallah. Son merak sorumu soracağım. Merak bu. Buyur. Kişisel merak. Şimdi sizinkisi, sizin çocuğunuz olmadığından dolayı böyle bir karara yönlenmişsiniz. Evet. Doğru anladım. Doğru. Bir de mesela şimdi çocuğu var. Yani biyolojik olarak çocuğu var. İşte atıyorum 3 tane erkek çocuğu var. Şimdi attım tabii, bu başka bir sürü olabilir. Ama kız istiyor. Yani hani böyle normalde çocuğu biyolojik olmuş. Ama üstüne bu böyle sorgular doluyor. Acaba kıskanırlar mı? Bir şeyler olur mu? Öyle tanıdığınız var mı? Biliyor musun? Bu konuda bir yorum, bir şeyin var mı? Düşüncen? Yok, öyle bir tanıdığım yok ama dediğim gibi yani o evlat edindikten sonra o emeği, paylaşımı gördükten sonra hiçbir farkı kalmıyor. Yani onların da öyle bir kaygısının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Harika. Yani sonuçta ister biyolojik yetiyle yapabilsin veya işte yapamayan insanlar olsun, bir şekilde evlat edinme, çocuk sahibi olma her şekilde aynıdır diyorsun. Ve neyse kardeşse kardeş duygusu, babaysa baba duygusu, anneyse anne duygusu, aynısı devam eder diyorsun. Doğru mu anladın? Kesinlikle. Harikasın Serkan. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün ailenize sevgiler, kızınıza da sevgiler diliyorum. Umarım birilerinin işine yarar söylediklerim. Çok güzel şeyler söyledin. Ben de çok konuştum. Yine susuyorum. Estağfurullah. Bir sonraki 20 dakikada görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim.